Zeki abi sence de Galatasaray sorunsuz bir şekilde mi Spor ve Beşiktaş maçlarını ilerliyor? Elbette ki yani Yakups'u, İsmail Yakups'un e, sakatlığı önemli. Yani sol bekte herhalde büyük bir ihtimalle Berkan'ı oynatabilir. Gerçi oraya koyabileceği oyuncular var ama hı hı. baktığında e, Galatasaray'ın hala e, stoperin kalecisinden hücum hattına kadar e, geçen yıl gibi hatta geçen yılın çok çok üzerinde olan bir hücum hattı var. Geçen yıl alternatifsiz Icardi ki, iki 2,5 ay sakat sakat 8 maçta iğne e, vurularak oynayan bir Icardi vardı. Yani ağır idmanların hiçbirine katılmadan e, o Icardi gol kralı oldu. İşte Galatasaray şampiyon yaptı. Bu sene hem şuayı var, Osimhen var. Osimhen e, öyle böyle bir golcü değil. Yani e, yer çekimine meydan okuyan bir adam diyebiliriz. Ben ona uzaylı diyorum. Çünkü normal bir insan o şekilde rövşata ee, yapamaz. Çünkü İşare, top, hava yolları. top havadan gelen bir topa o şekilde vurmak fizik kurallarına biraz aykırı. Bunu başardı. Böyle bir golcü. Bence e, rakiplere karşı büyük bir psikolojik üstünlük oluyor. Stoperler, kaleciler artık Osimen sağdayken o tedirginliği hep yaşayacaklar. Osimen'i mi tutacağım, Icardi'yi mi tutacağım? Nasıl olacak? İşte e, Yunus Akgün devreye giriyor. Mertens devreye giriyor. Gabriel Sara devreye giriyor. Barış Alper Yılmaz devreye giriyor. Böyle e, yıpratıcı, e, rakipleri e, paramparça edecek potansiyeli yüksek bir hücum hattı var Galatasaray'ın. Yani e, ne olursa olsun şimdi Elsborg e, maçı e, farklı olabilir ya da ben hani o maçı da kazanır Galatasaray. Benim için ölçü artık ligdeki derbiler değil Galatasaray için. Şu süreçte Tottenham maçı olur. Çünkü Tottenham'ı az önce de izledik. Çok e, özetlerini gün boyu burada gördüm. Hı -hı. Maçını izleme fırsatım olmadı ama çok güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Galatasaray hani geçen yıldan hiçbir şey kaybetmedi. Üzerine Batshuayi ve e, Osimene aldı. Yani o takım, duran takım bu hale geldi ve sorumlu oyuncularını da bir bir temizledi. Yani e, en önemlisi de Zaha'ydı. Takımın motivasyonunu bozan, çok para almasına rağmen e, verim alınamayan, hocanın moralini bozan... Enerjisini düşüren bir oyuncudan da kurtulduk Gerçi kurtuldum Ocak ayında belki dönebilir belli de olmaz o, yani Lyon'da gönderebilir yani, şu anda. tabii o da gönderebilir ee, dilerim ki gelmez yani Galatasaray ya, Antalya Antalya Spor maçına baktığında hiç hiç zorlanmadı ya yani Galatasaray çok daha fazlasını da atabilecek potansiyelde e, bir takım öyle rahat oynuyor ve hani İsmail Kartal döneminde dedik ya hani Oyuncular mutsuz. Keyif alarak oynayan Fenerbahçe'den keyifsiz Fenerbahçe'ye döndü hoca yüzünden. Ama Galatasaray'da geçen yıldan daha fazla keyif alan bir futbolcular topluluğu var. Mesela Kerem Aktürkoğlu duygusal olduğu için zaman zaman e, mutsuzluklar yaşayabildi. Takım üzerinde etkisi olabilir onun. O da gitti, o da rahatladı. Şimdi Galatasaray'da mutsuz oyuncu yok. Formasının forma aid aidiyeti olmayan oyuncu yok ve en önemlisi eee bu takımı bu hale getiren bana göre Icardi. Icardi'yi görüyorlar. Yani takımı sahiplenmesi, işte adam gidiyor Arjantin'e, dünyanın yolunu gidip geliyor. Belki idman bile yapmıyor ama attığı ilk gol hocaların bilirler. Futbol oynadılar. O golü atmak öyle kolay değil. Yani e, elinle ancak bu tarafa gönderebilirsin. Nasıl açı verdi topu bu e, tarafa doğru hemen gönder. Hemen önce Şallah hemen hemen aynı pozisyona evet. girdi. Atamadı. Icardi golcü vuruşu verebildi ağları buldu. Yani Icardi bu şey oyuncular şunu görüyor. Ya bu takımda skoru değiştirecek, bize maç kazandıracak büyük ustalar var, profesörler var. Şimdi ona Osimhen de eklendi. E, Mertens olduğu gibi kaldığı yerden devam ediyor. E, diğer taraftan Yunus Akgün müthiş yeni bir transfer gibi. E, Gabriel Sara savunmaya geliyor, yardım ediyor. Orta sahada Torreira'ya partnerlik yapıyor. Ön tarafa geliyor, şutlar atıyor, her şeyi yapıyor. Yani ...durdurulması çok zor bir takım Galatasaray... ...Galatasaray ancak çok kötü gününde olur... Liga maçında hani... ...rakibi önemsemedi... ...motiv olmadı maça... ...maça motive olmaması... ...puan kaybetmesi için... ...maça motive olmaması lazım... ...ama orada da şey oldu... ...Osumen'in bir anda... Işte, ...kaybettiği... ...hani... ...şimdi futbolda o, her diyeceğim. şey yok... Hayır, hayır, Düzgün gitmesi diyeceğim. için... ...sonuçların ha. gelmesi lazım... ...onu diyeceğim... ...Galatasaray normal oyununu oynarsa... E, ...bu ligde her takımı yener... ...normal oyununu... ...ama bazen... ...ne oluyor... ...işte anlık dengeler değişebiliyor. Bir hakem hatasına takılı kalabiliyorsun. Ne bileyim oyuncular o gün maça motive olmayabiliyor. Bu, bu, tip durumlarda ancak puan kaybeder. Yoksa Galatasaray gerçek oyununu oynadığı sürece ligde her takımı yener. bu da zaten kadro kalitesinde görünüyor. Yani bu bu gerçeği de ligimizin bir gerçeği. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Beşiktaş geçen yıldan hani gelince konuş iki oyuncu nasıl çehresini değiştirdi? Şimdi Galatasaray'da o oyuncu sayısı 6 -7. Yani e, bu kadar e, maç kazandıracak oyuncular var. Güçlü oyuncular var. E, hocası çok formda. Ligin dinamiklerini biliyor. Takımın kimyasıyla hiç oynamıyor. Riske girmiyor. Yani medya, e, kamuoyu baskısı, üçlü savunma oynatacak. Hayır dedi Okan Hoca çıktı. Dedi ki ya kolay mı o iş dedi ya. Ben hani hemen niye o riski alayım dedi. Bak orada da gaza gelmedi. Ya bunlar çok önemli. Galatasaray'ın bugünkü başarısı tesadüf değil. Alın teriyle alınmış. Ee, burada e, 8 galibiyet bir beraberlik var 9 maçta hepsinde de e, ter akıttı Galatasaray. Yani Kasımpaşa maçında da e, ikinci yarı Kasımpaşa'da muhteşem oynadı bunu da kabul ederim. Galatasaray mesela çok formda e, dedin maçları oynayan da hoca çok formda dedin. Okan Hoca zaten tartışmaya lüzum yok. Son 2 senede de evet. baktığın zaman şampiyon yapmış. Ama iki maçla hocanın kredisi bitti. Tabii, Onu anlatıyor. Işte, o bizim sonuçlar gelmese. Hayır o... sonuçlar gelmese. Şimdi herkes mutlu diyorsun ya. O iki maçı oynayan da takım. Sonuçlar geldiği zaman hoca ne kadar formda olursa olsun sonuç alamadığı zaman hoca formda takım yani, formda Bir şey yaramıyor. Transfer dönemini de yani. 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 Transfer mesela diyor ya. Yani, bir o Simen var. Saray ilk geldiğinde böyle oynamıyordu. Şimdi biraz biraz kendine ama geldi. Ama oyuncular keyif Hayır, alarak oynuyor. Oyuncular mutlu. Oyuncular mutlu. Hani Abi oyuncular tabii, şimdi sabırsız. mutlu. Sabırsız. Kasıpaşa maçıyla şey oynayandı mı? Ya. Hani o zaman da mutluydular. O zaman da mutluydu. Nasıl mutluydu o zaman ya? Maçtan sonra hocalar, oyuncular herkes konuşuyordu. Hayır oyuncular hiçbir şey demedi ya. Oyuncular kötü oynadık. İkinci yarıda tamam, iyi ya, oynamadık. Tamam tartışılıyor da o ara işte. Tartışılmaya tar başlandı. Tartışmayı ama camialar, taraftarlar, medya, sosyal medya tartışma onun üzerinden oldu. Doğru. Liga maçında Mavukhan evet. Hoca ne dedi? Hataları mı oldu dedi. Kabul etti. Bu ya, da önemli. Hoca zaten ben sana söylüyorum bak son iki senin en formda hocası. iki tane şampiyonluğu var. Yani bu sene geldi yani çok zorlandığı dönemler oldu. Bakın yani kısa arada çok zor. İlk başladığı dönem düşüm Gomis getirdi hocayı. İlk dört maç Gomis götürdü Gomis evet, ondan doğru. sonra yani kullanıldı. işe yarayacağı zaman yalandı. İyi kullandı. Ondan sonra e, şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonra tartışılıyor. İkinci sene şampiyon oldu. iki maç oynadı. O zaman ben, hayret ettiğim nokta ya. İki maç oynuyor. iki maç berabere kalıyor. Berabere kalıyor diyelim. İki sene şampiyon yapan hocanın kredisi yok. Hemen hocayı tartışmaya açıyoruz. Hemen önüne seriyoruz. Yeterli mi yetersizliğini mi tartışıyoruz? Ya neyini tartışacağız? İki Ama sene şampiyon yaptı. Sergen Yalçın, Formu Abdullah forması. Avcı şampiyon olan hocaları göndermedik mi? Bizim futbol ekibinde Abi göndeririz. Bu var mı? Bak bu iki defa şampiyon yaptı diyorum. E, tamam Hocam, bir görüntü Hocam. vardı hatırlar mısınız bu <laughs> Milli arada Okan Buruk'la bir söyleşi yapılıyor. Evet. E, perdenin arkasında Okan Hoca duruyor. Çok da güzel bir içerikti. E, ama Okan Hoca'yı o anki taraftar görmüyor. Soruyorlar eksik ne diye. Taraftar başlıyor. Oyuncu değişikliği zamanında gelmiyor. <laughs> i̇şte oynaması gereken oynamıyor. Şöyle böyle derken hoca perdenin arkasından çıkınca tabii hemen o eleştiriler geri gidiyor ama Hani Galatasaray taraftarı bence birçok taraftar da yani işler yani, iyi gitmezken hocalar herkes çok böyle yani, yani bütün hocalar için de geçerli, oyuncular için de geçerli. Şimdi burada Fenerbahçe'deki oyuncuları kime verirsen ver Avrupa'da da bir sürü takım kapış kapış gider. Ama oynamadıkları zaman eleştiriyoruz. Doğru. Değil mi? Şimanski ye yeterli verimi alamadı diyoruz. Feyenoord'da işte Dinamoskan'a kiralanmıştı Feyenoord'da. Feyenoord'dan almak için Feyenoord'da kapıştın. Feyenoord almak için Şimanski'yi Fenerbahçe aldı. Şu anda çok defans oynuyor, gol atamıyor diye eleştirilen oyuncuların başında geliyor. Ya i̇yi futbolcu. Evet. Ama eleştiriyor, konuşuyoruz. Milli takımda da golünü attı, Söyle. önde oynadı. Şimdi el nesli, yani. el nesli için bu kadar para <laughs> verildi, oturuyor. Yani hesap yaptı ya biraz evvel. Yani oturanların arasında 20 milyon veren şey de, Marino da var. O da kulübede oturuyor. <laughs> 56, 86 bu. <buçuk. gülüyor>